Hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçesiz kararını dün akşam herkes gibi biz de inceledik. Kararı değerlendirmeden önce bir 31 Mart gününe çok kısa dönmek istiyorum. Çünkü çok çabuk unutuyoruz her şeyi. 31 Mart seçim günü. Seçmenler özgür iradeleriyle İstanbul'daki tüm sandıklarda, 31.186 sandıkta oy kullanmaya gittiler. Gittiklerinde tüm sandıklarda sandık kurulları hazırdı. 7 kişiden oluşan. 5 il siyasi partilerin temsilcileri, sandık kurulu üyeleri, başkan ve üye. Bu 7 kişilik sandık kurulunun önünde seçmenler özgür iradeleriyle oylarını kullandılar. Ve bu sandık kurulları da tüm işlemleri kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgelerine uygun şekilde gerçekleştirdiler. Sonra oy sayım döküm işlemleri başladı sandıklar kapandıktan sonra. 7 kişilik sandık kurulunun, siyasi partilerin, müşahitlerinin ve vatandaşların huzurunda şeffaf bir şekilde tüm oylar sayıldı. Ve tüm sandıkların sandık sonuç tutanakları 7 kişilik kurul tarafından imzalanarak AK Partili ve MHP'li sandık kurulu üyelerinin de imzalarıyla imza altına, tutanak altına alındı ve ilçe seçim kurullarında birleştirildi. Bugün İstanbul'da 31.186 sandığın da sandık sonuç tutanağı Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde taralı halde mevcuttur. Evet, seçim günü seçmenler anayasada yazılı seçme hakkını kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirledi. Yönetime katılma hakkını da gerçekleştirmiş oldu. Peki sonra ne oldu? Seçimin kaybedildiği görülünce oylar yeniden sayıldı. Kısıtlılara bakıldı, yükümlülere bakıldı, zihinsel engellilere bakıldı. Her şeye bakıldı. Sonuç değişmeyince sandık kurulu başkanlarının bir kısmının kamu görevlisi olmaması bahanesiyle seçim iptal edildi. Ve Ekrem İmamoğlu'nun hakkı hukuksuz bir şekilde elinden alındı. 250 sayfalık karara baktık. Tamamını okuduk. Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık kararının ilk 12 sayfası AK Parti'nin itiraz dilekçesinin özeti. Devam eden 84 sayfa Yüksek Seçim Kurulu'nun yazışmaları. 39 ilçe seçim kuruluna yazdığı yazılar. Yine devam eden 104 sayfa, 84 sayfadan sonraki 104 sayfa, 39 ilçe seçim kurulunun Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği cevaplar ve tespitler. Ki o tespitlerde hiçbir şey çıkmadığını zaten o günlerde gördük. 38 sayfada karşı oy yazısı var. Zaten topladığınız zaman geriye yalnızca 12 sayfa kalıyor. 7 üye 17 gün boyunca 12 sayfa bir gerekçe yazmaya çalışmış ama maalesef o da yazılamamış. 7 üyenin yazdığı 12 sayfanın son sayfası, yani 211. sayfa. Sonuç kısmında bir önceki paragraflar. 211. sayfa aslında tüm gerçeği bizzat 7 üyenin yazdığıyla ortaya koyuyor. Ne diyor o 211. sayfada? 7 üye ne bulmuş? 7 üye demiş ki 108 sandıkta sayım döküm cetvellerinde eksiklikler var. 18 sandıkta sayım döküm cetvelleri boş. 90 sandıkta da imzalar eksik demiş. Yani toplam 108 sandıkta
çeterelerde, sayıldaki mücevherlerinde eksiklik var. 31.186 sandıkta, yalnızca 108 sandıkta. Üstelik Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs'taki toplantısında verdiği hükümde buna hiç değinilmemiş halde, değinilmemiş olduğu halde hükümden ayrılarak 7 üye böyle bir gerekçeyi de yazmış. Ama devamında da şunu söylemiş. Aynen okuyorum. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesiyle birlikte değerlendirilmiştir. Birlikte değerlendirdiniz. Seçim sonucuna nasıl etki etti bu durum? Onunla ilgili 250 sayfanın içinde bir tek cümle dahi yok. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bile yazmak zorunda kalmış. İstanbul seçiminin sonucunu etkileyecek bir durum tespit edemedik. Onun için retoyu veriyorum diye. Bir de bir karşı oyda bir ders verilmiş. 108 sandıktaki bu sayım döküm cetvellerindeki sorunu sen 754 sandıktaki kamu görevlisi olmayanlarla birlikte değerlendireceksen diyor ki burada birlikte değerlendirilmiş. 754 sandığa baktık. Kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 754 sandık, 31.186 sandıkta 754 sandık bulabilmişler. Yalnızca bu 754 sandıktan yalnızca iki tanesinde sayım döküm cetvelinde eksiklik var. Onda da sandık sonuçları aile birebir aynı, yalnızca imza eksikliği. Yalnızca iki sandıkta. Ve 211. sayfada 7 üye şunu da söylüyor. Biz diyor, ilçe seçim kurullarında yazdığı cevaplar da geldi. Yalnızca diyor, oy kullanma hakkı olmamasına karşın 706 kişinin diyor oy kullandığını tespit edebildik. 706 kişi. İşte kısıtlı, taksirli suçlar hükümlü, tutuklu 46 bin kişi bildirilmişti. 46 bin küsür kişi bildirilmişti. Bunun içerisinden yalnız 706 kişi. Fark 706 olsaydı belki bu önemli olabilirdi ama fark 14 bine yakın. Yani yine seçimin sonucuna müessir bir durum söz konusu değil. Ve 7 üye en sonunda diyor ki, evet, yani biz bundan da bir şey tespit edemedik. Yani sonuç olarak diyor, bir kısım sandık kurullarının, başkanlarının kamu görevlisi olmaması sebebiyle biz bunu seçim sonucuna müessir gördük ve bu seçimi iptal ettik diyor. Kararın özü bu. Kararın özü bu. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır dahi kararda yok. Seçmenin iradesi nasıl sakatlandı? Sandık kurulu başkanları bu 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl değiştirdi? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok. Bir tek cümle dahi. Ben ayrıca çarpıcı bir örnek vereceğim. Hani diyorlar ya, usulsüzlükler yapıldı. Usulsüzlükler yapıldı. Ve televizyonlarda kanal kanal bu sayım döküm cetvellerinden bahsediliyor. 108 tane diyor 7 üye. Bunların 18 tanesi boş diyor. Sandık numaraları hepsi kararda yazılı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinden tek tek sonuçları aldık. Bizde de var sonuçlar. Bizim sistemimizde de var. Ama biz YSK'dan aldığımız verileri paylaşacağız. Bizdeki verilerle de aynıdır. Sayım döküm cetveli boş olan 18 sandık. Hani sayım döküm cetvellerinin boş olmasını büyük bir usulsüzlük olarak anlatıyorlar ya. 18 sandığın sonucu. Binali Yıldırım 2352 oy. Ekrem İmamoğlu 2167 oy. Binali Yıldırım bu çeteleler boş dedikleri sandıklarda daha çok oy almış. Çünkü bütün bu sandıklar sayıldı.
Bütün bu sandıkların sandık sonuç tutanakları yani ıslak imza tutanakları YSK'nın sisteminde mevcut. Binali Yıldırım daha çok önemli. 18 boş sandık var diyorlar ya. 90 sandıkta da imzalar eksikmiş. 108 sandığın 90 sandığında da. Tek tek hepsine gece kontrol ettik. 90 sandığın toplam sonucunu veriyorum. Bunlar iptal gerekçesi değil ama yazıldığı için gerekçede mecburen kamuoyuyla gerçeği paylaşmak zorundayız. 90 sandık, sayın döküm cetveli imzasız olan 90 sandığın toplam sonucu. Binali Yıldırım 12.017 oy. Ekrem İmamoğlu 11.853 oy. Burada da Binali Yıldırım çok ayarmış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Bu nasıl bir usulsüzlük? Nasıl bir organizasyon ki bu çeteleri boş olan veya imzaları eksik olan sandıklarda dahi Binali Yıldırım'ın oyları çok daha yüksek çıkıyor. Gelelim 754 sandığa. Kamu görevlisi yokmuş bu 754 sandıkta. Bu 754 sandığın 532'sinde görev yapan sandık kurulu başkanları öğretmen. Özel okullarda, kolejlerde öğretmenlik yapan çocuklarımızı emanet ettiğimiz pırıl pırıl insanlar. 532'den kalan da bankalarda çalışan. Onlar işte Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Şekerbank ve geçmiş dönemlerde de, geçmiş seçimlerde de 24 Haziran'da görev yapmış, paramızı emanet ettiğimiz, kredilerimizi emanet ettiğimiz güvenilir, dürüst insanlar. Şimdi bu pırıl pırıl insanları itham ederek ki bu insanların yaptığı hiçbir usulsüzlüğü de ortaya koyamadan İstanbul seçimini iptal ettiler. Ki İstanbul'da 76 seçim kurulundan 65'i 24 Haziran'da olduğu gibi eksiklikleri bu güvenilir kişilerle doldurmuş. Çünkü mülki amirlerin gönderdiği listelerden mazeret bildirenler olmuş. O ilçedeki kamu görevlilerinin sayısı bazı ilçelerde eksik kalmış. Ve bunları Yüksek Seçim Kurulu'na sorarak yaptı ilçe seçim kurulları. Maltepe örneğinde olduğu gibi. Seçmenin kusuru nedir burada? Seçmen iradesi nasıl sakatlandı? Seçmen gitti, özgür iradesinin oyunu kullandı o sandıklar. O sandıkların hepsi sayıldı. Yeniden sayıldı. İki defa, üç defa sayım sonuçlarını dahi kabul etmiyor musunuz? İstanbul'da 39 ilçede tüm geçersiz oyları saydınız. 6 ilçede geçerli geçersiz tüm oyları saydınız. Çetelelerinde sorun var dediğiniz sandıkları YSK tek tek inceledi. 57 tanesinin tümünü saydırdı. Orada da Ekrem İmamoğlu lehine biliyorsunuz 13 oy çıktı. Peki seçmenin iradesi nasıl sakatlandı? Çok vahim bir durum hukuken. Hüküm veriyor, kısa karar demek hüküm demektir hukukta. O 7 kişi karar verilince dosya kapatılır. Ondan sonra o hükme uygun, o hükümle uyumlu gerekçe yazılır. 7 kişi ne yapıyor? Sanki demokrasiye pusu kurmuşlar. Toplanmaya devam ediyorlar. Hükmün dışına çıkarak 6 Mayıs'taki toplantıda, Yüksek Seçim Kurulu toplantıda hiç konuşulmamış, iptal gerekçesi yapılmamış konuları da karara sokuyorlar. İşte 108 sandık, sayım döküm cetvelleri, kısıtlılar. Bunların hiçbiri aslında hükümde yok. Çok vahim bir tablo. Hukuk devleti adına. Hukuk devleti adına. Bu da zaten karşı oyda ciddi şekilde eleştirilmiş. Bir cümle okuyacağım size karşı oyla. Çok önemli bir cümle. Bunu biz de söylüyorduk hep. Bu karar yazılmadan önce hep ifade ettik. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim Türkiye tarihinde.
İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin başlı başına bir göstergesi. Değerli basın mensupları, bilgileriniz üzere sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olması esastır. Ama olmazsa olmaz bir durum değildir. Çünkü yasa ne diyor? 298 sayılı yasanın 23. maddesinin son fıkrası. Eğer diyor eksiklik varsa, mazeret varsa o eksiklikleri o ilçede güvenilir insanlardan doldurabilirsin diyor. İlçe seçim kuruluna bu yetkiyi veriyor. 22. maddenin son fıkrası ne diyor? Sandık kurulu başkanını atadın kamu görevlisi. Üyeyi de belirledin kamu görevlisi. Bunlar seçim günü gelmedi diyor sabah göreve. Kalan 5 tane siyasi parti üyesinden en yaşlı üye başkanlık eder sandık kuruluna ve işlemler devam eder diyor. Yani şunu demiyor, o sandıkta seçmen oy kullanamaz. O sandıkta kullanılan oylar geçersizdir. Bizim kanunumuzda, bizim hukukumuzda seçim sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması sebebiyle o sandıkta yapılan işlemlerin yok sayılacağına dair hiçbir hüküm yoktur. O sandıktan çıkan iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Kanunda yoktur. Nasıl iptal ediyorsunuz İstanbul seçimini? Bunlara da cevap verememişler zaten. Hiçbir şeye cevap verememişler. Hani seçmen gitti, 4 oy pusulası aldı, aynı zarfa koydu ya, onlardan yalnızca bir tanesini geçersiz kıldınız, onu da açıklayamamışlar. Onu da açıklayamamışlar. Aynı Yüksek Seçim Kurulu, hatırlayalım, referandumda açıkça kanuna aykırı olduğu halde milyonlarca mühürsüz oyu geçerli kabul etti. O zamanki kanun ne diyordu biliyorsunuz, sonra değiştirdiler kanunu. Düzenleme yaptılar. O zamanki kanun ne diyordu referandumdaki kanun? Sandık kurulları oy pusularını eğer mühürlememişse o oy pusuları geçersizdir. Kanunda yazıyor. Yasal görevini yapmamış sandık kurulu, buna rağmen ne dedi YSK, ben seçmen iradesini sakatlayamam. Sonuçta o sandıktan bir irade çıkmış. Onun için kanuna aykırı da olsa ben seçimi iptal etmem dedi. İstanbul seçimleri için iptal ettiniz. Kanuna aykırılık varsa seçmen iradesinin nasıl sakatlandığını kanıtlamadım. Seçimin sonucuna müessir olayları ortaya koymadım. Bunları kimin ve nasıl yaptığını somut kesin delillerle ispatlamadan nasıl bunu iptal edebiliyorsunuz? Sizin sıfatınız yanlış olabilir ama siz hukuk insanı olamazsınız. Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Bu kararda 38 sayfalık karşı oyda muhalefet şerrinde tam bir hukuk dersi var. Tam bir hukuk dersi. Orada hukuk var. 7 üyenin yazdığı 12 sayfada siyasi bir irade ve karar var. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi bu kararla kendilerini aslında imha ettiler. Kendilerini imha ettiler. Kararda çarpıcı bir şey daha var. Bunlar 6 Mayıs tarihli Yüksek Seçim Kurulu toplantısında hiç konuşulmadı. Karara dayanak da yapılmadı ama 7 üye tekrar oturmuşlar. Yeni yeni kararlar ihdas etmişler. Örneğin diyor ki kararda 6 sandıkta KYK ile ihraç edilen kişiler sandık kurulu başkanlığı yapmış. 6 sandıkta. 31.186 sandık içerisinde. 6 sandıkta. 3 sandıkta da yine KYK'lı kişiler, KYK ile ihraç edilen kişiler üye olarak görev yapmış diyor. Toplam 9 sandık diyor. Bunu da çok önemli görerek yazmış. 9 sandıkta KYK ile ihraç edilen kişiler görev yapmış. Bu sandık kurulu başkanlarının üyelerini kim belirledi? Kim atadı? Sayın Ekrem İmamoğlu? Biz mi? Seçmen mi? Kim belirledi?
ilçe seçim kurulları belirledi. İlçe seçim kurullarında AK Parti'nin de seçim kurulu üyeleri var bizim olduğumuz gibi. Orada isim isim kimlerin görev aldığı yazılıyor. Hani bilmiyoruz diyorlar ya, hayır herkes biliyor. Bu insanların 24 Haziran'da görev yaptığını biliyoruz. O 9 sandığa da baktık. Hani KHK ile ihraç edilmiş kişiler görev yapmış, usulsüzlük yapılmış, kumpas kurulmuş. Kumpas kurulmuş. Orada baktık. Allah'tan sandıkları da yazmışlar kararda. Sandık numaralarını. Biz biliyoruz ama yazmışlar. KHK'lı sandık kurulu başkan ve sandık kurulu üyesi 9 sandık var. 31.186 sandık 9 sandık. Hani usulsüzlük yapılmışsa yani Ekrem İmamoğlu'nun çok yüksek oy alması lazım. 9 sandığın sonucu. Binali Yıldırım 1233 oy. 9 KHK'lı var bu sandıkta. 1233 oy Binali Yıldırım, 1188 oy Ekrem İmamoğlu. Nasıl usulsüzlük yapılmış burada? Lütfen milletin aklıyla alay etmeyin. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki kendi seçmeninizle, kendi tabanınızla bile, onlara bile saygısızlık yapıyorsunuz. Kendi sandık kurulu üyelerinize saygısızlık yapıyorsunuz partinizin. O görev yapan pırıl pırıl insanları suçluyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Gerçekten Türkiye'ye yazık etmek istiyorlar ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. 754 sandıkta da Binali Yıldırım'ın açık ara önde olduğu sandıklar da var. Çok doğaldır bunlar. Bizim güçlü olduğumuz yerlerde biz öndeyizdir. AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde AK Parti öndedir. Asıl tabii acı olan her şey belgesiyle ortadayken böyle bir kararın verilebilmesi. Değerli basın mensupları, sözlerimi bitirirken şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu artık bir demokrasi mücadelesi. Bu tüm Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesi. Hangi siyasi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi kökenden olursa olsun, İstanbul seçmeninin 23 Haziran'da bir hakkı teslim edeceğine yürekten inanıyoruz. O hak teslim edilecek. Herkes rahat olsun. Herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Biz her bir oya sahip çıkacağız. Her bir oya. YSK bu seçimi iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek 23 Haziran'da ve her şey çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. Tabii bir hukukçu olarak üzüntüyle karşıladığımı samimi olarak ifade etmek istiyorum. Bu neyin itirafı biliyor musunuz? Yalan söylediklerinin itirafı. Bu neyin itirafı biliyor musunuz? Oyların aslında çalınmadığını, böyle bir durumun olmadığının itirafı. Ben onu siyaseten söyledim. Hukuken söylemedim demek ne demek? Yani hukuken İşte YSK kararında da bir cümle dahi geçmiyor. Oyların çalındığına ilişkin bir tek ifade yok. Yani bizim aslında oylarımız çalınmadı. Biz algı yaratmak için siyaseten bunu söylüyoruz. Şunu samimiyetle sormak istiyorum. Bu durumda birilerine ve Sayın Binali Yıldırım'a siyaseten hırsız denebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Oyların çalınmadığını herhalde bu kararı görünce kendisi itiraf etmek zorunda kaldı diye düşünüyorum. Başka soru var mı efendim? Buyurun. Efendim siz de dikkat çektiğiniz 4 oy pusulasından 3'ünün geçerli olup 1'inin geçersiz olduğuna yönelik herhangi bir karar ve ifade olmadığını söylediniz. Dün
AK Parti'nin temsilcisi, Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulu sadece kendisine yapılan başvurular üzerine karar verir dedi. Gerçekten böyle midir, yoksa Yüksek Seçim Kurulu resende bu konuyla ilgili, tam kanunsuzlukla ilgili bir işlem yapabilir miydi? Teşekkür ederim. Yüksek Seçim Kurulu'na AK Parti'nin sunduğu dilekçelerde sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması tam kanunsuzluk olarak niteleniyor. Kendi dilekçelerinde. Bu bir tam kanunsuzluk durumudur deniyor. Tam kanunsuzluk varsa en azından İstanbul seçmenine ve Türkiye'ye saygınız gereği itiraz olmasa bile bunu izah etmek zorundasınız. Bunu açıklamak zorundasınız. İtiraz olsaydı şu gerekçelerle şu şekilde bir karar verebilirdik diye. Bunu izah edilemez ki. Şimdi bakın, ben bir şey daha paylaşmak istiyorum. Onu da yanıma almıştım. Hani diyorlar ya, salt sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olması diye biz bunu iptal etmek zorunda kaldık. Aslında bu karar bunu özetliyor. Tamamen tahminlere, faraziyelere dayanarak, hani AK Parti'nin dilekçesi hislere dayanıyor diye. Bu 7 üyenin aslında yazdığı 12 sayfada hislere dayanmış. 2014, 9 Nisan 2014 tarihli Yüksek Seçim Kurulu kararı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili. Mansur Yavaş ve Melik Gökçek. Bakın orada ne diyor Yüksek Seçim Kurulu. Aynen okuyoruz size. Sandık başında seçimi siyasi partilerin yaptığını kabulü gerekir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur yazıyor ya. Sandık başında seçimde siyasi partiler yapar. Onun için 5 siyasi parti temsilcisi var orada. O 5 kişi önemli aslında. Yani Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kurulları denetiminde siyasi partiler yarışır. Demokrasinin gereği budur. Aynen bunu diyor. 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi siyasi partilerin bildirdiği isimlerden oluşmaktadır. Başka bir anlatımla sandık kurulu başkanının, o nedenle iptal edildi ya sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil diye. Sandık kurulu başkanının sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin huzurunda yanlı davranmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Yani sandık kurulu başkanı kamu görevlisi olmasa dahi ne yapabilir ki diyor. Orada 5 tane siyasi parti temsilcisi var, müşahitler var, vatandaşlar var. Onun için böyle bir şeye dayanmayın lütfen. Ciddi olun diyor, aynen böyle yazıyor. Seçim hukukunda itirazlar ciddi olmalıdır diyor. Ondan sonra devam ediyor, delille gerekçe gösterilmeyen itirazlar. Hiçbir itirazda, ilk itirazda da delil ve gerekçe yok. Çünkü delil ve gerekçe olabilmesi için sandık başında itiraz olması lazım. Sandık başında itiraz yok ki, şikayet yok ki. Sandık kurulu üyeleri tamam imzalamış, sandık sonuç tutanaklarını sisteme girmiş. Şimdi böyle bir karar veriyorsunuz 2014'te. Bugün o 754 sandık kurulu başkanı nasıl yanlı davrandı? Bir tek cümle yok kararda. Bir tek cümle yok. Çetelelerle ilgili bir karardan bahsedeyim size. Karşı oyda var lütfen bakın. Hani diyorlar ya çeteleler boş, imzalar eksik. Aynı itiraz bu seçimde. Daha önceki bir seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun eline gelmiş Adana'da. Sandık numaralar verilmiş. Demişler ki bu torbalarda çeteleler yok. Hani imzalar eksik değil, yok. Oyları yeniden saymamış bile. YSK demiş ki çeteleler olmayabilir ama sandık sonuç tutanakları var imzalı. Saymamış bile oyları. Bırakın iptal etmeyi. Oyları saymamış. Ne değişti şimdi? Neyin değiştiğinin ve ne olduğunu 250 sayfa içerisinde bir cümle izahı yok. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.